Uşak, Ege bölgesi ile Batı Anadolu arasında geçit oluşturan iç Batı Anadolu eşiği üzerinde yer almaktadır. Kütahya, Afyon, Denizli ve Manisa illeriyle komşu olan Uşak, Cumhuriyetimizin 75. yılında hızla gelişen kentlerimizin başında gelir. Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı ve Ulubey ilçelerinin oluşturduğu Uşak ilimizin tarihi M.Ö. 2000'li yıllara kadar uzanır. Tarihinde ilk siyasi birliği kuran Hititlerin siyasi ve ticari merkezi olan Uşak, daha sonra Frigyalıların eline geçti. M.Ö. 6. yüzyılda Lidyalıların egemenliğine giren Uşak ve çevresi, Lidya kralı Krezus Karun zamanında gerek ticari gerekse kültürel alanda önemli gelişmeler kaydetti. Lidya krallığının ardından Anadolu'ya giren Perslerin hakimiyetinde kalan Uşak, M.Ö. 4. yüzyılda Makedonyalıların eline geçti. Makedon kralı Büyük İskender'in ölümünden sonra bir süre Bergama krallığına bağlanan ve M.Ö. 2. yüzyılda Romalıların yönetimine geçene kadar Uşak, Roma İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla Bizans sınırları içinde kaldı. Yaklaşık 700 yıl Bizans'ın hakimiyetinde bulunan Uşak, Türklerin Malazgirt Savaşı'nı kazanarak Anadolu'ya girmeleri sonucu Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat tarafından fethedildi. Daha sonra Germiyanoğulları Beyliği egemenliğine giren Uşak ve çevresi, Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt zamanında Germiyanoğulları ile birlikte Osmanlı topraklarına katıldı. Cumhuriyet dönemine kadar Osmanlı idaresinde Kütahya'ya bağlı ilçe olan Uşak, Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda yenik kabul edilmesinin ardından Trakya ve Batı Anadolu'ya giren Yunanlıların işgaline uğradı. 15 Mayıs 1919'da İzmir'e asker çıkaran ve Anadolu'nun içlerine doğru ilerleyen işgal orduları 29 Ağustos 1920'de Uşak'a girdi. Bu sırada Mustafa Kemal Amasya, Sivas ve Erzurum kongrelerini düzenlemiş, Türk halkı işgal altındaki Anadolu'nun her köşesinde direniş başlatmıştı. Artık Türk ulusunun kurtuluş günleri yaklaşmıştı. Düşmana vurulacak son darbenin hazırlıklarını yapan Mustafa Kemal ve arkadaşları 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'den büyük taarruzu başlattılar. Türk ordusu bir gün sonra Afyon'a girdi. Yunan ordusunu Afyon, Uşak hattında geri püskürten Dadaylı Halit Bey komutasındaki Türk birliği 30 Ağustos 1922 günü aralarında Yunan başkomutanı Trikopis ve diğer komutanların da bulunduğu Yunan birliğini Uşak'ın Göğem köyünde esir aldı. Trikopis'in esir düşmesi üzerine Uşak'a gelen Mustafa Kemal, Trikopis'le bugün müze olan bu evde yaptığı görüşmede, "Bundan birkaç ay önce başkomutanınız Anset'i askerlerini cephede izledikten sonra gazetecilerin sorularına "Mustafa Kemal mi? Böyle bir komutan tanımıyorum. Ne cephede ne de başka yerde karşılaşmadım." demiştir. "Şimdi ben günlerdir savaşın içindeyim. Sizin başkomutanınız nerededir?" diye sorar. Mustafa Kemal daha sonra Yunan hükümetince başkomutanlığa atanan, ancak bundan haberi olmayan Trikopis'e başkomutan olduğunu açıklar. Trikopis, esir düştüğü gün başkomutan olduğunu Mustafa Kemal'den öğrenir. Bugün büyük onur ve kıvançla 75. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu zaferde Uşak ilimizin önemi Göğem köyündeki abidenin üzerinde şu sözlerle yazılıdır. "Ey Türkoğlu, burası Yunan orduları başkomutanı General Trikopis'le mahiyetindeki komutanların esir alındığı yerdir. Burada çevreni gururla seyret. Türklüğün istiklal aşkına, Türk ordularının kahramanlığına inan ve güveni tazele." Kurtuluş Savaşı'nın ardında Cumhuriyet'in ilk yıllarında Kütahya'ya bağlı ilçe olan Uşak, 1953 yılında il olarak bugünkü idari statüsüne kavuştu. Uşak ilimizin kültür tarihi de Hititlerle başlar. Güre köyü yakınlarındaki Lidya kralı Krezus Karun'a ait anıt mezardan 1965'li yıllarda kaçak olarak yapılan kazılarda ortaya çıkarılan ve daha sonra yurt dışına kaçırılan Karun hazineleri bölgenin kültürel tarihinin en önemli eserleridir. Türkiye'nin uluslararası alanda verdiği hukuk mücadelesi sonunda yeniden ülkemize getirilen Karun hazineleri bugün Uşak Müzesi'nde sergilenmektedir.
Uşak'ın Karahallı ilçesinde bulunan Cılandıras Köprüsü ise M.Ö. 6. yüzyıldan günümüze kalan eserler arasındadır. Bölgenin kültür tarihini yansıtan bir başka eser de Blandus Antik Kenti'dir. Ulubey ilçesi sınırları içinde yer alan bu antik kent, Makedon Kralı Büyük İskender tarafından kurulmuştur. Çevresi surlarla kaplı Blandus, daha sonra Bergama Krallığı'yla Roma döneminde önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Anadolu'nun Türklerin hakimiyetine geçmesiyle Türk-İslam kültürünün egemen olduğu bölgede Germiyanoğulları döneminden kalan Ulu Cami ile Osmanlı dönemine ait Burma Camii, çeşmeler, hanlar bu tarihi dokunun günümüze ulaşan eserleridir. Tarihi ve kültürel yapısıyla ünlü Ulubey kanyonları ve jeotermal kaynaklarıyla bugün turizm merkezi olma yolunda önemli mesafeler alan Uşak'ta bölge kültürüne paralel olarak geleneksel atasporumuz Cirit'in de ayrı bir yeri vardır. Kökeni Orta Asya'ya dayanan bu oyunun temeli savaş eğitimidir. Ata iyi binmek, attığını vurmak, ani bir dönüşle kaçmak Cirit'in temel hareketleridir. Osmanlılar döneminde önce İstanbul'da, daha sonra Anadolu'da yaygınlaşan ve atın binicisiyle özdeşleştiği Cirit, bugün Uşak'ta tutkuyla yaşatılmaktadır. Yörede kurulu 7 Cirit Spor Kulübü'nde toplanan Cirit severler, bugüne kadar çeşitli müsabakalarda elde ettikleri başarıların onurunu yaşamaktadırlar. Anadolu'muzun kültür varlıklarından geleneksel el sanatlarımızın ürünü olan ve yöreye özgü desenlerle işlenen eşmek ilimleriyle Uşak halısı, bölgenin kültürel dokusunun yanı sıra önemli bir gelir kaynağı olarak da ön plana çıkar. Uşak'ın yöresel yemeklerinin başında tarhana çorbası gelir. Anadolu'muzun hemen her köşesinde yapılan tarhana çorbasının Uşak'ta farklı bir lezzeti vardır. Uşak'ın bu zengin kültürünü tüm çıplaklığıyla ortaya koyan bölge folkloruysa, yöre insanının iç dünyasını, geleneklerini, yaşantısını geçmişten günümüze, günümüzden de geleceğe taşır. Uşak ilimizin ekonomisi tarım, hayvancılık ve sanayiye dayalı. Bölgede toplam 242 bin hektar alanda ağırlıklı olarak başta buğday olmak üzere hububatla, endüstriyel bitkilerden şeker pancarı ve haşhaş ekimi yapılır. Bölgedeki şeker pancarı üretimi Uşak'ta özel sektörce Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan ve ülkenin ilk şeker fabrikası olan Nuri Şeker Fabrikası'nda değerlendirilirken, tarımın yaygın olduğu köylerde elde edilen ürünler ise semt pazarlarında alıcı bulur. Uşak'ta tarımı takip eden hayvancılık bölgede önemli bir potansiyele sahiptir. 360 bin küçükbaş, 70 bin büyükbaş hayvan varlığı Uşak ekonomisinin bir başka önemli gelir kaynağıdır. Uşak'ta özellikle Cumhuriyet döneminde başlatılan atılımlarla gelişen sanayi, dericilik, tekstil ve seramik alanlarında yoğunluk kazanır. İlde yüzyıllardır devam eden ve geleneksel bir karakter taşıyan dericilik sektörü, sanayinin lokomotif sektörü durumundadır. Yörede kurulu 350'ye yakın fabrikada yılda yaklaşık 45 milyon küçükbaş hayvan derisi işlenerek zinc deri haline getirilir. Yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edildiği ve bölgenin sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı alan dericilik sektörü, aynı zamanda Türkiye'nin zinc deri üretiminin %70'ini karşılar. Sanayi alanında bölgede gelişen diğer bir sektör de tekstildir. Tekstilde dokumanın yanı sıra ağırlıklı olarak gerçekleştirilen battaniye üretimi bölgenin ihracatında deriden sonra ikinci sırayı alır. İlde 20 bine yakın tezgah, 60 imalathane ve aralarında Avrupa kalite ödülü alan işyerlerinin bulunduğu 159 fabrikada üretilen battaniyelerin %80'e yakın bölümü ihraç edilir. Uşak'ta deri ve tekstil sektörüne paralel olarak seramik sanayide önemli bir yer tutar. Yörede 1978 yılında kurulan Uşak Seramik Fabrikası ile 1991 yılında faaliyete geçen Hitit Seramik Fabrikası yılda 4 milyon metrekare yer ve duvar karosu üretmektedir. Teknolojik yatırımların yanı sıra kalite bazında dünya seramik üretiminde ilk sıralarda yer bulan Hitit Seramik,
gerçekleştirdiği üretimin tamamına yakın bölümünü başta Rusya ve Almanya olmak üzere İngiltere, Kanada, İsveç, Finlandiya ve Hollanda ile Uzak Doğu ülkelerine ihraç eder. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı deri organize sanayi bölgesinin dışında başta tekstil olmak üzere diğer sanayi sektörlerini bünyesinde toplayan organize sanayi bölgesine sahip uçak, demir yolu ulaşımının yanı sıra yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde ulaşıma açılması planlanan havaalanıyla ülkemizin hızla gelişen sanayi kentleri arasında ilk sıradadır. Gelişen sanayisiyle istihdam sorununu büyük ölçüde çözen Uşak ilimizin toplam nüfusu ise 310 bin olup bu nüfusun %45'i köylerde yaşamaktadır. Uşak ilimiz sağlık hizmetleri bakımından da hızla gelişen kentlerimiz arasındadır. Bölgede sağlık hizmetlerini yürüten 3 devlet hastanesi, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi ve 50 sağlık ocağı yeterli sayıdaki sağlık personeliyle yörenin sağlık sorunlarının çözümünde başta gelen kurumlardır. Eğitim göstergeleri bakımından Uşak ilimiz tarihte olduğu gibi bugün de hızlı bir gelişme göstermektedir. Okur yazar oranının %98'lere ulaştığı Uşak'ta ilk ve orta öğretimde toplam 362 okulda 2960 öğretmen görev yaparken bu okullarda 58.300 öğrenci eğitim görmektedir. Bölgede ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne bağlı 2 fakülte ve 6 meslek yüksekokuluyla Cumhuriyet döneminde başlatılan atılımlarla bugün bilgisayar destekli çağdaş eğitim seviyesini yakalayan Uşaklı gençlerimiz, atalarımızın mirası Cumhuriyetimizi daha nice 75'li yıllara taşıyacaktır.